Altın Rehber programımızda sektörler arası yolculuğumuza Şahin Halı Yıkamayla ve Atilla Bey ile devam ediyoruz. Atilla Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Evlerimizi süsleyen halılarımızın temizliği çok önemli. Artık tabii havalar da ısındı. Bahar geldi. Hatta yaz aylarına girmeye başladık. Sizin sektör biraz canlanmıştır. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biraz canlılık başladı bu ara. Müşterilerimize elimizden gelen hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz bu konuda. Nasıl yıkanıyor bu halılar? Şimdi önce servis olayımız, evden alma işiyle başlıyor bizim işimiz. Müşteri telefon açtığı zaman en geç bir gün içerisinde halılar evden teslim alınıyor. Teslim alındıktan sonra yıkama işlemi, gördüğünüz gibi arkada makinelerimiz var. Burada ölçülen halılar, ölçüm işi biten halılar yıkama makinesine alınır. Burada fırçalama olayı, gördüğünüz gibi 6 tane rulo fırça var makinenin altında. Burada fırçalanan halılar. Arkada alt yıkama fırçası var. Alt yıkama fırçasından geçerler. Hem altındaki temizlik sağlanır, hem de halının üstünde olan halılar üst fırçayla beraber alınır. Ve yıkama işlemi durulandıktan sonra yıkama işlemi biter. Sıkma makinesine halılar atılır. Orada suyu sıkıldıktan sonra %90 oranında su sıkılır. Sadece nem kalır halıda. Ondan sonra da fırına atılarak, yukarıda fırınlarımız var. Fırına atılarak 12-15 saat arasında kurutma sağlanır. O şekilde tertemiz bir şekilde alınır halılar ve poşetleme yerine getirilir. Halılar poşetlendikten sonra servise hazır hale gelirler. Halı, özellikle çay lekeleri, kahve lekeleri halıya döküldüğü anda, mesela bir damla döküldüyse 3 damla, 4 damla su dökmeleri lazım üzerine. Veya biraz daha fazla. Çünkü o çayın halıda boyama etkisi yapar. Onu o özelliği, boyama özelliğini almaları gerekiyor üzerinde. Kendi üzerinde kaldığı zaman, özellikle yün halılarda üzerinde kaldığı zaman boyama yapıyor. Lekeyi çıkarmakta zorlaşıyor. O zaman buradan hanımlara da tüy olmuş oluyor. O önemli bir şey. Çünkü yani lekelerin her halıda leke çıkar diye söz veremiyoruz. Çünkü bazı halılar hassas oluyor. Kullandığımız ilaçlar halıyı bozma riski çok olduğu için onları denemiyoruz. Hani daha önceki tecrübelerimizden dolayı onu bildiğimiz için. Ama dediğim gibi leke olduğu anda lekeden daha fazla üzerine su döküldüğü zaman lekenin boyama özelliği kaldırılır ve daha kolay çıkar leke. Sıkıntı olmasın. Peki hijyen açısından tamamen hijyenik mi? Tamamen hijyenik ortamda yıkama yapıyoruz. Gördüğünüz gibi halılar tek tek makinelere veriliyor. Birbirine karıştırılıp birbirine suları yani kirler birbirine bulaştırılmadan görüldüğü gibi her halı tek tek yıkamaya alınır. Sıkması da aynı, kurutması da aynı. Neden Şahin halı yıkamayı tercih etsin izleyicilerim? Biz bu işi 2002'den beri bu sektördeyiz. Dediğim gibi uzun yıllar bir tecrübemiz var. Aynı zamanda biz bu işi fabrikasyon olarak yapıyoruz. Yani herhangi bir farklı yerlerde değil. Bizim her şeyimiz burada görüldüğü gibi makineyle beraber yapılmaktadır. Ve yaptığımız işin her zaman arkasında olur. Yani bir sorun çıktığı zaman da gene kendi işimizin arkasındayız. Onun telafisini de her zaman yapıyoruz.